Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulüne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimizin konusu bu 5. mektup. Bir kere de bakayım. Dersimizin konusu 5. mektup. Şimdi 5. mektupta hani biz daha önce şey yapmıştık. Cüziyet, külliyet, mülk, meleküt, nazmehane. Ondan sonra metin tahlili, külliyetin genelinden bakmak. Şimdi bu maddelemek, soru sormak, temsil vermek, burada bunları kullanacağız bu mektupta. Daha ziyade mektupta soru cevap, soru cevap. Ben şimdi yazdım soruları. Çünkü metinde izah var ama neyin nesidir yani? Mukadder sualler geliyor onları şey yapmak için. Şimdi Risale'de bir mesele. Metinden izah edilebildiği gibi külliyatın genelinden de izah edilebilir. Böyle daha sağlıklı 10 numara izah, genelden yapılan izah. Yani şu parmağa bakarsın, değil mi? İzah edebilirsin. Bir de bütüne bakınca bu parmağa isabetli izah edebilirsin. Burada niye var bu yani? Bütündeki... Tabii. Şimdi biz bunu burada uygulayacağız. Bu derste velayetle alakalı. Bayağı sualler var. Ben şimdi hatırıma gelince hepsini yazacağım yani. Tahtayı kullanacağım. Konuyla alakalı sual sorulabilir. Bakayım ben başka ne var. İşte derste velayet nedir? Lügat manası nedir velayetin? Terim manası nedir? Ondan sonra velayet-i sura nedir? Velayet-i kübra nedir? Velayet-i usta nedir? Tarikatların noktayı müntehası, hakaik iman inkişafı bu ne demektir? Tarikat ne demektir? İşte neden İmam-ı Rabbani Hazretleri bir iman hakikatinin inkişafını binler ezvak, mevacit ve kerameti tercih etmiş? Gibi böyle bu tarz sualler. Bu şeyde cevabı. Şimdi ben önce şeyi yazayım buraya. Giriş yapmıyorum daha bu konu şey olduğu için. Şimdi velayeti 3 kısma ayırmış. Şuraya ben yazayım. Şimdi velayet bunun lügatı bu yakınlık demek. Lügat manası bu. Şimdi bu hakikatte velayet ne? Şuraya yazayım. Hakikatte velayet meratib-i esmaya mazhariyettir. Bu telvirat-ı tisada var. Velayet demek meratib-i esmaya mazhariyetten geçiyor. Yani bir insan esma-i hüsnada cüziyetten çıkıp külliyet kesbederse bu sefer yakınlaşıyor. Kime yakınlaşıyor? Şems-i ezeliye. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşıyor. Normalde 3 tane yakınlık var. Velayet-i sura. Şuraya yazayım. Velayeti usta, bir de velayeti kübra. Şimdi Hüsa Hazretleri dedi ki burada, velayeti sura meşhur velayet. Şuraya yazayım ben. Bu velayeti kübra da dedi ki, veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzana girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmak. Bu da veraset-i nübüvvet. Şimdi buna akrabiyet-i ilahiyenin inkişafı diyebiliriz. Evet. Süleyman abi sizin konunuz abi bu. Akrabiyet. Şimdi bu velayet-i sura buna izah yapmıyor. Buna izah yapmamış. Onu söylemiş. Şimdi abi bunu burada kanaat girecek şimdi. Peki kanaat girerken kafadan işkembeden değil de külliyatın genelinden hem de metinden bunu izah edeceğim ben. Tamam. Çünkü metine baktığın zaman bunun izahı var. Şimdi metinde şu üçünün izahı şu. Metine baktığımız zaman birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakiki imanı hizmettir ki İmam-ı Rabbani radıyallahu anh ahir zamanında ona sülük etmiş. Yani şurada velayet-i kübrada metinden izah edersek ne demek? Hakiki imaniye hizmet. Bu esas abi. Mesela bunu dur bakayım. Sözlerde bu 27 sözde 492 mi? 91 92. Şimdi bu hakiki imaniye hizmet ne demek? Sahabelerin tesisi İslamiyet'te ve neşri ahkam-ı Kur'an'da hizmetleri 2 ve İslamiyet için bütün dünyayı ilana harp etmeleri.
Hakaiki imana hizmet bu. Bu üç tane madde. Şimdi metinden izah ettiğiniz zaman velayet-i kübra hakaiki imaniye hizmet etmek. O üç tane vasıf onun içeriği. Velayet-i usta ise feraiz-i dine, sünnet-i seniyeye feraiz-i diniye sünnet-i seniyeye hakkata gitmek diyelim. Yani feraiz-i dine, sünnet-i seniyeye tarikat perzahına hizmet etmek. Bu şekilde dinin farzlarıyla, sünnetlerle, nafilelerle şey yapınca bu velayet-i usta bu. Peki üçüncüsü de tasavvuf yoluyla işte tasavvuf tarikat yoluyla diyelim kalpteki menfi duyguları temizlemek, tezkiye yani. Şimdi bu tarz hareket eden kimse velayet-i sura sahibi. Bu tarz hareket eden kimse yani dinin farzlarıyla, nafileleriyle, sünnet-i seneyle meşguliyette hareket eden kimse velayet-i usta sahibi. Velayet-i usta şey yok. Tarikat yolu yok. Yok. Feraiz-i diniye ve şahsi, metinde baktığım zaman böyle. Şahsi gibi değil mi? Evet. Yani hiçbir şeye tarikata bağlı değil. Ama kendisi din vecibelerini yapıyor. Sünnesine itibar ediyor. Öyle mi? Evet. Anlayabiliriz yani. Velayet-i kübra da hakaik-i imene hizmet. Şimdi metinden izahı bu. Yani ne demek bu? Metine baktığım zaman bu üçü. Metine baktığım zaman. Şimdi külliyetin geneline bakalım. Şimdi velayet-i kübra veraset-i nübüvvet yoluyla akrabiyet-i ilahin inkişafına bakan bir velayettir. Sahabe yolu. Şimdi sahabe mesli. Şurada bir ifade var. Şimdi kim bu velayet-i kübra sahibi zatlar? 356 mektubatta söylüyor. Sahabeler 1. Tabi'in 2. Bir de tebe-i tabi. Bunlar velayet-i kübra sahibi zatlar. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri mektubat kitabı var. Orada 260. mektup herhalde. Diyor ki şimdi şu sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu 300 sene sürmüş. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki 300'den 1000 sene sonra tekrardan diyor velayet-i kübra feyizleri olacak diyor. Şimdi 1000 demesi tarikatta, tarikat olmuş yani şu velayet-i sura olmuş. 1000 sene olmuş böyle. Tarikatlar yayılmış yani. O 1000 seneden yani 1300 seneden sonra tekrardan velayet-i kübra feyizleri olmuş. Yani Hüsa Hazretleri 13. asrın minaresinin başına çıktım diyor ya. Şimdi velayet-i kübra sahibi olmak için zaman şartı var zaman. Ya sahabe zamanda olacaksın. Ya tabi'in. Ya tabi'i tabi'in ya 1300 seneden sonra geleceksin nur talebesi olacaksın. Bu zamana tabi abi. Bu velayet. Başka ihtimal yok. Şimdi bu zamanda gelmeyince velayet-i kübra sahibi olamıyorsun. Zamana denk gelecek yani. Akrabiyet ilahinin inkişafı. Şimdi bu çok soruluyor. Şunu çizeyim ben. Bak bu güneş. Şurada da bir tane mübarek var diyelim. Şimdi güneşin buna yakınlığı bu akrabiyet. Bunun güneşe uzaklığı bu kurbiyet. Şimdi şu velayet-i kübra zamanında akrabiyet ilahi inkişaf etmiş insanlar için. Yani şemsi ezeli olan Allah Celle Celaluhu bu insanlara, sahabelere, tabine, tebe-i tabine, nur talebelerine yakın olduğunu hissettirmiş. Akrabiyet bu abi. Hani 15. mektubu var ya hissetsek, tanısak, bilsek. Bunlara öyle olmuş. Yani burada kesip yok. Zamana denk geleceksin Allah'ın lütfu yani. Lütfu ilahi bu yani. Velayet-i kübra bu. Şimdi bunun usulü ne? Bunun usulü şurada abi. Yani şimdi zahirden hakikate geçmek diyoruz ya. Bunun usulü mesela manayı ismi. Manayı harfi. Yani ne olmuştu onlar hemen hakikate geçmişler. Şimdi buraya da yazacağım ben bunu. İşte mesela nokta-i nazar diyelim. Nokta-i nazar demeyeyim de. Niyet, nazar. Niyet, nazar, mülk, melekût. Böyle yazayım abi. İşte nazm-ı mehani, suret, siret, azifat. Bunlar bu velayet-i kübranın usul ve metodu. Evet. Hemen bir gördüğü zaman niyetinde, nazarında, efendim, manayı, manayı harfi, beşer zulmeder, kader, adaletler, sahabele efendilerinin, tabi'in, tebe-i tabi'in ve nur talebelerinin, şakitlerinin özellikle usul ve metotları bunlar. Bunlar velayet-i kübranın şeyi.
usul ve metoda diyelim. Şimdi bir de velayet-i sura var. Bu velayet-i sura, üstad dedi ki meşhur velayet dedi ya. Bu meşhur velayet, biz hani keşif oluyor, keramet oluyor, avam hani, avama bakan velayet tarafı bu abi. Mesela suyun üzerinde yürüyor, havada uçuyor, kabirleri keşfediyor, kalpleri keşfediyor. Mesela Hüseyin Hazretleri, kalp kabir gibidir diyor. Kabir kalpten hakayık çıplak çıktı, namahrem olan nazar etmesin. Şimdi bir evliya düşün, evliyalığın ilk mertebesi o. Kabirleri keşfediyor, kalpleri keşfediyor. Abi. Kalp ve kabir aynı yani. Bu sefer o keşif yapıyor, keramet yapıyor ya. Bu avama bakan tarafı bu. Meşhur velayet dediği bu. Meşhur velayet. Peki bunun şeyi ne? Usul metodu ne? Burada evrat var. Çile var. Ondan sonra sülük var. Ondan riyazet var. Bu tarz şeyler var. Bu velayet-i suranın şeyi bu, usul ve metodu. Yani burada kaç sene artık istidat ve kabiliyetine göre 30 sene, 40 sene adam çile çekecek, evrat okuyacak, ondan sonra sülük yapacak, riyazet yapacak, ondan sonra erbayın çıkaracak, bir sürü şey yapacak ki bu velayet-i sura bizim bildiğimiz velayet. Yani meşhur velayet bu. Burada keramet çok, şey çok. Peki niye sual? Şimdi şu velayet-i kübra'da ikram var. Keramet vari şeyler yok. Tamam. Burada keramet var. Keşif var değil mi? Evet. Peki en büyük velayet sahibi bunlar, yakınlık sahibi bunlar. Bunlar ona göre daha küçük velayet sahibi, yakınlık sahibi. Neden burada böyle acayip kerametler, keşifler oluyor da büyük velayet sahiplerinde olmuyor, orada ikram oluyor, tevafuk oluyor, inayet oluyor. Evet. Buna abi şöyle bakayım, emir daha var. Ya şu emir daha verebilir misin abi şöyle? Almamışım. Şimdi bu velayet-i sura da keşif ve keramet oluyor ya. Niye ötekinde keşif ve keramet olmuyor? 86 mıydı? Ha şurası. Kerametler, keşfiyatlar. 86 emir daha. Tarikatta sülük eden, sülük seyretmek demek. Âmi, sıradan ve yalnız imanı taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazen zayıf olanlara takviye ve vesveseli şüphelere kanaat vermek için keşif ve keramet. Ama bu velayet-i surada avama bakan kısımda avam bunlar için tarikata giriyor. Evet. İşte lezzetlenmek için, keramet için, keşif için. Peki neden? Onun imanı taklidi diyor. Âmi diyor. Tahkik derecesine girmemiş. Ona bir nevi itiklemek için. Teşvik için yani. Ama o velayet-i kübrada ise, şimdi şurada mesela adamın başına bir şey gelse, kötü bir şey, hayıflanabilir, şikayet edebilir. Ama velayet-i kübrada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimeti kadar musibeti de onları memnun ediyor. Çünkü manayı ismi, manayı harfi, niyet nazar orada asıl olduğu için her şeyde onu görülüyor. Burada perdeler olduğu için hemen göremiyor onu. Mesela şimdi bak şunu, zahirden hakikate geçmek iki şekilde. Değil mi? Şimdi bir, tarikata girecek, değil mi? 25-30 sene istat ve kabiliyetine göre seyri sülük yapacak. Uzun bir yol. Uzun bir yol var. Ama akrabiyet-i ilahi inkişafında ani ve def'i, uzun bir yol yok. Direkt hemen zahirden hakikate geçiyor. Şimdi buna bir misal, bunu anlamak için bak, üstad ekmek misali verdiği için şeyde, o 5. mektupta. Şimdi abi ekmek düşün. Ekmeğe iki şekilde sahip olabilirsin. Bir, sen şimdi tarlana ekeceksin buğday. 5-6 ay başak verecek, şey yapacak, yağmur yağacak. Ona harman yapacaksın, değirmene götüreceksin. Un olacak, değil mi? Ondan sonra hanıma getireceksin, hamur yoğuracak. Ondan sonra ekmeği getireceksin, önüne koyacak. Böyle uzun bir yol var. Belki 5-6 ay sürecek. Bir de gittin yandaki fırına gittin, bakkala gittin. Dedin ki bana iki tane ekmek ver. Simit ver, bilmem ne ver dedin. Bak hemen sahip oldun. Birinde mesafe var, diğerinde şu. Şimdi manevi gıda da ekmek gibidir. Risale'de ekmek şey kullanılmış. Şimdi manevi gıdaya da iki şekilde sahip olabilirsin. Bir tarikata gireceksin 25-30 sene. Menfi duygulardan, hissiyatlardan kurtulacaksın. Heva ve hevisten, nefs-i emmaranın tahakkümünden kurtulacaksın.
Ondan sonra ekmeğe, manevi gıdaya kavuşacaksın. Hemen manayı ismiden manayı harfiye geçeceksin. Hemen işareti alacaksın olay ve hadisatta. Bir de açacaksın Risale-i Nur'u. Hangi konuyu merak ediyorsun? Oradan o ekmekleri yiyeceksin yani. Melaikedir, işte haşirdir, değil mi? İki tane böyle yol var. Şimdi bunun usulü bu. Evrat var, çile var, sülük var, riyazet var bu velayet-i surada. O velayet-i kübrada ise böyle bu usul yok. Ne var? Direkt şey var. Mana ismi, mana harfiyle beraber hakikate geçmek var. En büyük velayet sahibi onlar. Şimdi peki bu velayet-i vusta ne? Abi. Şimdi hani lügatta velayet yakınlık demek ya. Hakikatte ise merativ-i esmaya mazhariyet demek velayet yakınlık. Şimdi buradaki vusta demek orta demek ya. Şimdiki buradaki orta bu metinle beraber baktığımız zaman velayet-i sura ile velayet-i kübra'nın ortası. Arasında. Yani bizim bildiğimiz lügat manadaki ortalık değil yani. Metindeki orta. Mesela şöyle şu kitabı düşün. Şu kitap, bu da kitap. Bu ortada. Bunun gibi yani oradaki metinde. Yoksa şey manasında terim manada değil yani. Şimdi o zaman bunu tatbik edelim. Bu velayet-i vusta ne? Şimdi velayet-i surada olduğu halde velayet-i kübranın usul ve metodunu da yapan kimse. Normalde burada 25-30 sene vardı ya hakikate geçmek için. Ama buradaki mana ismi, mana eri, niyet, nazar, nazm yani onları da kullanırsa bir kimse bu sefer velayet-i vustadan, suradan çıkıyor, velayet-i vustaya giriyor. Bu velayet-i vusta şahsa özel bir velayettir. Şimdi burada kesip var dedik ya. Burada kesp vardı bu velayette. Burada kesp yoktu. Burası vehbi. Burası vehbi. Şimdi bu velayette ise kesbe bakan bir taraf var. Bir de vehbi olan bir taraf var. İkisi de var. Yani. İkisi de var. Hı. Mesela bu bir şahıs düşünelim. Mesela Geylani Hazretleri. Ne yapmış? 25 sene dağda kalmış Geylani Hazretleri. 25 sene sonra içtimai hayata girmiş. Mesela İmam Gazali Hazretleri 10 sene bir minarenin şerefesinde kalmış. Demiş ki, eğer demiş ben bilseydim ki vesvese beni mağlup etmeyecek, devam kalırdım demiş abi. Mağlup edeceğinden korktum, içtimaiyata girmiş. Şimdi velayet-i surada iken, velayet-i kübranın özelliklerinde, yani usul metodunu da kendisinde gösteren kimse, velayet-i vusta sahibi oluyor abi. Şimdi bu velayet-i vustada hem kesip var, hem de vehbilik var. Geçen onu şey sormuştum. Peki ne demek bu? Şimdi bir insan çalışarak Geylani Hazretleri olamaz abi. Çalışarak Bediüzzaman olamaz. Şimdi burada hem vehbilik var hem kesplik var. Yani bu velayet-i husna şahsı özel bir velayet diyebiliriz. Allah seçmiş onu yani. Peki niye beni seçmemiş de onu seçmiş? Şimdi Cenab-ı Hak mesela ben bak gömlek giydim üzerime. Değil mi? Kendime yakışıyor gördüm, bunu giydirdim. Cenab-ı Hak da hangi vücudun, ruhun, istat ve kabiliyetine hangi vücut elbisesi yakışırsa onu giydirmiş. O zaman Bediüzzaman olmuş, öteki Geylani olmuş, öteki İmam Rabbani olmuş, ben de Hacı Murat olmuşum. Bundan dolayı yani. Yani o liyakat kesbetmiş, kesbiyle de bunu göstermiş. Evet. Allah o makamı ona vermiş. Çalışarak velayet-i vusta sahibi bir cihetten olabilirsin, bir cihetten ama genel anlamda baktığında olamazsın. Bu şahsı özel bir velayettir. Bak şöyle, şimdi velayet yakınlık demek diye abi. Mesela bir diş doktoru düşünelim. Bunun bir manası da bu. Velayet-i vusta demek. Bir diş doktoru düşünelim. Mesela siz jeoloji mühendisiniz değil mi abi? Mermer mühendisiniz, jeoloji mühendisin. Sen şimdi o mühendislikten Allah'a öyle bir yakın olursun ki o diş doktora o noktadan Allah'a öyle bir yakın olur ki o mühendis olmayan, o doktor olmayan o cihette yakın olamaz. Tabii. Yani bu daha ziyade hani kesmedik ya, bir parça kesme bakıyor, bir parça vehbe bakıyor. Mesela bir terzi kendi terziliğinden Allah'a öyle bir yakın olur ki, tamam mı? Terzi olmayan onu Allah'ı bilemez. Şimdi o terzi düşünelim ki hem evrat okuyor,
hem çile çekiyor, hem riyazet yapıyor, hem sülük yapıyor, hem de velayet-i kübranın özelliğini gösterebilir. Velayet-i usta sahibi bu demek yani. Şahsa özel bir velayettir velayet-i usta. Yoksa hani bu az yakın, bu orta yakın, bu çok yakın, o demek değil yani lügat gibi. O zaman sen geçen sorduğun bir soru vardı ya, bu akrabiyetle kurbet arasında. Ne sormuşsun sen? Yani kurbette bir şey var, kes var ama akrabiyette yok. Peki akrabiyette kes yok ama peki nasıl terakki olacak, nasıl şey yapacağız? Yani hatırladın mı? Böyle bir şey ne sormuştun? Bu arada bir şey sormuştun. Öyle işte, tamam sen ifade ettin. Öyle yani. Hani o zaman dedik de ben dedim hani böyle usulü beklemeyeceğiz yani şeyleri, kurbet şeyleri, akrabiyet onları. Mesela... Yani, şahsi olarak gayretimizi göstermemiz lazım. Tabii. Mesela şöyle, velayet-i kübradaki bir kimse, aha, mesela sahabelerden, tabiinden veya tebe-i tabiinden bir kimse, abi, velayet-i kübrada olduğu halde, mesela nafilelere fazla ehemmiyet verebilir, evrat okuyabilir, sülük yapabilir, çile çekebilir. Şimdi bu, hakikate intikal için değil, hakikatin iktizası için onu yapıyor. Bu sefer o velayet-i kübrada olduğu halde, hem de hususi olarak velayet-i usta sahibi. Mesela Veysel Karani Hazretleri. Hem velayet-i kübra sahibidir, hem de velayet-i usta sahibidir. Yani şahsına özel bir velayeti var onun. Tamam. Mesela dedim ki ben vakıfım. Mesela ben Allah'a öyle bir yakınım ki, vakıf olmayan o derece yakın olamaz. Mesela ben bir tane abi biliyorum. Risale'de bir iki tane bir mesele var. O kadar mı güzel anlatır bir insan bir meseleyi yani. O noktadan o bir yakın Allah'a, bak ben yakın değilim. Bu velayet-i usta şahsa özel bir velayettir. Bir cihetten kesbe bakarken bir cihetten vehbe bakıyor. Bu vehbiydi. Zamana tevafuk edecektin velayet-i kübra sahibi olmak için. Ya sahabi olacaktın, ya tabiin, ya tebe-i tabiin, ya nur talebesi olacaktın. Burada ise bu meşhur velayet. Burada her an herkes bunu olabilir. Bu şeyi gösterebilir ama kesip var. Bu velayet-i ustada hem kesip var hem vehbilik var ama daha ziyade vehbilik. Yani Allah ikram ediyor, şey yapıyor. Ama şey için yani velayet-i kübra meselesini ilerlemek için de o işte mana harfi, mana ismi, niyet, nazar, değil mi? Mesela şurada velayet-i usta bu tarikat mesleğinde la mevcude illa hu, la meşhude illa hu diyorlar. Ya kainatı unutuyor, değil mi? Ya da yok sayıyor. Şimdi böyle olduğu halde tarikatın usulü. Bir kimse şuradaki metotları, yani mana isminden hemen mana harfiye geçse, işte niyet ve nazar mahiyete şey tayir eder. Bu noktaları nazara alsa, bu velayet-i usta sahibi oluyor. Yani burada olduğu halde, o usulleri de gösterdiği için şahsında, işte bu kemal manada büyük zatlar da olmuş yani. Gelan Hazretleri olmuş, işte Üstad Hazretleri olmuş, Gazali Hazretleri olmuş. Yani zamana tevafuk... Etmese eden bile olmuş, etmeyen olmuş. Etmese bile bu özellikleri gösterdiği için velayet-i usta sahibi oluyor. O şahsa özel bir velayet yani. Mesela burada işte dediğimiz gibi bir kesip var, bir vehbilik var yani. O yani daha ziyade vehbilik galip yani. Şimdi, ama kesip de var yani bu velayet-i ustada. Şahsa özel bir velayettir. Bak şimdi velayet yakınlık dedik ya abi. Bak ben örnek verdim. Dedim ki doktor. Sonra dedim ki mühendis. Şimdi bunların yakınlığıyla doktor olmayan, mühendis olmayanın yakınlığı bir değil. Bak Üstad Hazretleri abi şeyde bu yakınlık her şeyde var, her şeyde. Bak size şimdi bir yer okuyacağım ben. Bu yakınlık bak nübüvvette var. Okuyorum. Meleklerde miraç. İnsanlarda şakkı kamer gibi. Bir miracı kerametle melekler gördüler el hak, müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet, yakınlık var. Bak bir miracı kerametle peygamberler mucize gösterir, evliyalar keramet gösterir. Peki miracı kerametle dedi. Üstad niye kerameti kullandı miracı? Evet. Miraç mucize halbuki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göstermiş. Niye keramet dedi? Çünkü Miraç Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetinin ünvanıdır. Velayetiyle gitmiştir, risaletiyle dönmüştür. Miraç'ın zahiri risalettir, batını velayettir.
Şimdi nübüvvette de velayet var. Nasıl bir doktor, mühendis Allah'a o noktadan yakın oldu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Hatemül Enbiya olması hasebiyle onun da Allah'a bir yakınlığı var. Yakınlık. Velayete, işte o velayet ne? Miraç onun kerameti kübrası. En büyük kerameti o göstermiş yani. İşte bu yakınlık şeye göre değişiyor. Sura'ya göre değişiyor, Vusta'ya göre değişiyor, Kübra'ya göre değişiyor. Lügatta yakınlık demek ama hakikatta meratib-i esmaya mazhariyet demek, cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmek demek. Bak nübüvvet de muazzam bir velayet var diyor. O yakınlık nübüvvette var, terzilikte var, vakıflıkta var, doktorlukta var, mühendislikte var. Hepsi derece derece. Tabii ya mesela bir genç bir nur talebi düşün. Ya öyle bir yakın olur ki Allah'a. O noktada böyle aklı, şuuru yerinde olmayan yakın olur. Ya genç bir hanımefendi. Yani fıtratın hakkını ver. Öyle bir yakın olur ki belki başkası yakın olamaz abi. Her şeyde bir yakınlık. Her şeyde yakınlık var. Herkesin bir esmaya mahsus. Tabii tabii. İşte velayet-i vusta bu yani. O kimse velayet-i kübradayken bu velayet-i suranın usul ve metodunu da gösterse veya velayet-i suradayken bu usuldayken oradaki usul ve metodu gösterse o velayet-i usta sahibi oluyor. Şahsı özel bir velayeti var yani. Yoksa orta velayet değil yani. Lügattaki orta değil yani. Şahsı özel bir velayet yani. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına özel bir velayeti var mı yok mu? Allah Celle Celaluhu ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Bir kişi olmuş. Ona özel yani. Bediüzzaman'ın velayeti ona özel. Ceylan Hazret'in ona özel. Velayet-i Mustafa. Şahsı özel bir velayettir. Ama biz metinden izah ettik. Metinden izah ettiğimiz zaman neydi? Dinin fazlarını yapan değil mi? Sünnet-i seneye riayet eden. Böyle. Bu şekilde hakikata giden kimseler. Bunlar velayet-i usta sahibi onlar metindeki. Ben sanki daha önce şey anlıyorum. Yani o velayet-i usta ne tarikata girmiş ne şeyle alakası var. Sadece kendi çapında böyle namazını kılan, işte sünnesine tabi. Yok öyle değil abi. Şahsı özel velayet yani. Mesela bak burada keramet var. Bazıları bu üçünü de şahsında cem edebilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşte bazı büyük zatlar. Hem keşif keramet gösterir. Abi, işte mesela biz o şeyde okuduk, Emirdağ layıkasında, kerametler, keşfiyatlar, âmi insanlar için, yalnız imanın taklidi bulunan, tahkikler içine girmeyenler. Ama burada olduğu halde bu usul ve şeyi gösterdiği için hem bunun sahibi, velayet-i usta sahibi, sura sahibi, hem velayet-i usta, hem velayet-i kübra sahibi olan zatlar var. Mesela hem keramet gösteriyor. Mesela normalde avam noktasından baktığımız zaman avam keşfe keramet arıyor. Değil mi? Evet. Zevk arıyor, vecd arıyor ya. Ama velayet-i ustada ve velayet-i kübrada bir kimse bu usulleri gösterse, bu keramet gösterse, keşif yapsa onu gizliyor abi. Mesela Geylani Hazretleri mesela zamanında bir tane rahip varmış. İstidracı halleri var. Suyun üzerinde yürüyor, havada uçuyor, kalpleri şey yapıyor. Geylan Hazretleri demiş ki ben gideyim bakayım bunun yanına. Demiş bu o mertebeyi nasıl bulmuş yani. Gitmiş o rahibin tam böyle evine kapısını çalacak. Tam böyle kapıyı çalarken rahip demiş ki Abdülkadir kapıyı vurmana gerek yok demiş içeri gel. Hemen keramet göstermiş yani adam öyle. Onun geldiğini anlamış. Oturmuşlar sohbet ediyorlar böyle. Demiş ki sen bu mertebeyi nasıl buldun demiş yani. Rahibe. Demiş ki otur sana anlatayım demiş. Oturmuşlar sohbet ediyorlar. Ben demiş bu mertebeye kendimi bildim bile de nefsimin dediğinin tersini yaptım demiş. Bu mertebeyi öyle buldum demiş yani. İşte velayet o yakınlık nefsini fark etmek de oluyor abi. Hani nefsini bilen Rabbini bilir ya. Nefsindeki o menfi duyguları terbiye ediyorsun, çile çekiyorsun. Bu sefer sen yakınlaşmaya başlıyorsun yani. O zaman Geylan Hazreti demiş ki, iman et demiş. Muzaffer abi. Adam bir durmuş öyle iman etmiş. Demiş ki niye iman ettin? Demiş nefsim istemedi demiş. Bak, diyelim ki ben şimdi velayet-i kübra sahibi zatım.
Şimdi bu menkıbeden bak hakikate geçeceğim ben. Şimdi bak Allah Celle Celaluhu o adam nefsinin dediğini yapmadığı için ona imanı nasip etti abi. Bir. İkincisi de devrinin en büyük gavsiyet ve kutbiyeti kendi cem eden zatı ta onun ayağına gönderdi. Bak ben ne yaptım? Hemen hakikate geçtim. Adamın şeyinde boğul takılmadım yani. Menkıbede takılmadım. Bak bir tane daha bir menkıbe daha şey yapayım abi. İşte Velayet-i Kübra'nın özelliği bu. Yani hoşuna gitsin gitmesin. Hemen hakikate geçiyor. Manaya alıyor. Ama tarikatta ise bekliyorsun. 25-30 sene şey yapacak ki onun mertebesine çıksın. Mesela rivayete göre Ceylan Hazretleri kerametleriyle meşhurdur. Kafirler bile, müşrikler bile yani biz onu kabul etmiyoruz ama şey İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Ceylan Hazretleri'ni de inkar edemiyoruz demişler. Şimdi rivayete göre Ceylan Hazretleri evlenmiş abi. Evlenmiş. Böyle. Hanımıyla ilk gece, ilk gün. Uzun uzun namaz kılıyor. Hanımı da oturuyor. Hanımı bekliyor ki hani gelsin benim bir duamı kaldırsın, bana bir yüz görümlüğü taksın, beşi bir yerde taksın, altısı bir yerde taksın. Ceylan Hazretleri de uzun uzun namaz kılıyor. Diyor ya bu ne namazı kılıyor böyle diye uzun uzun böyle. Habire kılıyor. Belki saatlerce namaz kılmış. Bu da şimdi içinden geçiriyor yani ya bu ne namazı kılıyor böyle diye. Namazı bitirmiş selam vermiş. Böyle bir göz göze gelmişler. Demiş ki bana da bir tabak turşu getir demiş. Ne demiş turşu bunu içinden geçiriyor böyle. Bu gece de turşu mu yenir falan. Neyse gitmiş. Turşunun kapağını açmış bidonun. Elini bir daldırmış böyle turşu bidonuna bir çıkarmış. Elmaslar, altınlar, kolyeler, beşi bir yerdeler, altısı bir yerdeler çıkmış orada abi. Onlara bir göz göze gelmişler. Ceylan Hazretleri demiş ki senin için yani senin nazarında olan şeyler benim için turşu bidonundadır demiş. Şimdi o hanımefendi bir anda Ceylan Hazretleri'ne muhatap olacak seviyeye çıkmış abi. Şimdi bak buradan hemen ben şimdi hakikate tatbik edeyim bunu. Şimdi keramet gösterdi ya, menkıbede takılmayacaksın, işareti alacaksın. Yani o zaman bir hanımefendi evlenirken kendisine beşi bir yerde İslami şartları, altısı bir yerde imanı şartları takacak, gösterecek mahiyet insaniye, hakikati insaniye kimseyi tercih etmesi lazım abi. Bak Üssü Hazretleri bu Emirdağ'da, Emirdağ 2, sayfa 50. Mesela orada genç kızlara ihtar diyor, evlenecek bekarlara. Evlenirken bir genç kız neye dikkat edecek? Üç tane vasıf saymış. Bir, tam muvafık. İki, tam dindar. Üç, tam ahlaklı. Birini bulmadan kesinlikle evlenmeyin diyor. Nur'un bir takım fedakar şahitleri gibi bekar kadar adamın tahakkümüne gireceğine serseri, sana muvafık olmamış, dindar olmamış. Bak o menkıbeden evlenme diyor ya, o menkıbeden hemen bu usulü kullanınca hakikate geçiyorsun. İşte bu Velayet-i Kübra'nın özelliği bu. Yani şeyde boğulmuyorsun. Şimdi bu üçünü bir anda kendisinde cem eden zatlar da var. Bunu bizim Risale-i Mesne'de de tatbik edebiliriz. Hakikaten yani şu usulleri gösteren, değil mi? Şu evradına dikkat eden, eskarına dikkat eden, riyazetine dikkat eden, takvasına dikkat eden, haramlara dikkat eden kimse velayet, şahsına özel bir velayeti var onun. Mesela bir tane abi var ben biliyorum. 18. sözü. Bir anlatır. Belki öyle duymamışsınız. Yani hiç duymadınız yani. 24. sözü bir anlatıp hiç duymadım. Onun şahsına özel bir velayet-i ustası var. Şahsına özel. O noktadan Allah'a yakın, o noktadan. Öyle bilmeyen, onu, o mektupları, işte o sözleri öyle tahlil etmeyen, o noktadan Allah'a o kadar yakın değil. O yüzden Üstad Hazretleri bu velayet-i ustayı ben kanaatlerimi söyledim. Bu velayet-i ustayla alakalı külliyatın genelinden izah etmemiş yani. Çünkü şahsa göre değişiyor yani. Bir nur talebesi düşünün belki Velayet-i Sura sahibidir. Oradaki usullere de bu usulleri tatbik ediyor. Bir nurcu abi kardeş düşün ki bütün usulleri yeri geldiği zaman vaktinde değil mi, hepsini gösteriyor. Bu sefer ne oluyor? Bu üç velayeti de cem ediyor. Mesela Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi, Halil İbrahim abi değil mi? Hulusi abi. Bunların velayet-i usta sahibidir.
velayet-i kübra sahibi olmakla beraber şahıslarına özel bir velayetleri vardır. Mesela Hulusi abi Nur'un birinci talebesidir. Bir insan çalışmakla Hulusi abi olamaz yani. Onun şahsına özeldir yani. Muzaffer abi. Onun şahsına özel bir velayeti var yani. Bakayım ben notlarıma. Soru sormak isterseniz sorabilirsiniz abi. Notlarıma bakayım ben. Mesela misal şuraya not almışım ben de. Şu velayet-i kübrada diyelim bizzat. Velayet-i kübrada keramet, keşif fazla gözükmüyor kerametler. Bu burada gözüküyor ya. Peki neden? Buna Hüsnü Hazretleri şey misalini vermiş. Mesela Hazreti Ömer kumandanı Sariye demiş ki ya Sariye El Cebele, El Cebele. Daha dikkat et demiş. Bir keramet göstermiş onu uzak mesafeden. Aynı Hazreti Ömer yanındaki katil Firuz'u görmemiş. Şimdi buna cevap şöyle vermiş Üstad Hazretleri. Yakup Aleyhisselam'a sormuşlar. Mısır'dan gelen gömleğin kokusunu işittin de, değil mi? Yanındaki Kenan kuyusundaki Yusuf'u niye görmedin? Demiş ki bizim halimiz şimşekler gibi bazen oluyor ki her tarafı görüyor. Bazen oluyor ki ayağımızın ucunu göremiyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu velayet-i kübradaki bir zat biliyor ki Allah gösterince her şeyi görür. Göstermeyince hiçbir şey görmez. Ama burada ise kendisine kesme olduğu için kendisine verebiliyor, ayağa kayabiliyor yani. Orada işte şey yok. Yani orada ikram var, burada keramet var. Şimdi normalde kerametle ikram aynı fiil olabilir. Mesela şöyle, 2 saatlik bir çeşmeye 5 dakikada gittim ben. Diyelim ki velayet-i suradayım, ne keramet gösterdim ben. 2 saatlik çeşmeye 5 dakikada gittim, bak keramet gösterdim, kendime veriyorum. Ama velayet-i kübradaki bizzat benim gene, diyorum ki Allah bana nasip etti, 5 dakikada getirdi beni buraya. Bak ona verdim. Ötekinde kendime veriyorum, diğerinde ona veriyorsun. Yani velayet-i kübrada ikram olarak görüyorsun veya inayet veya tevafuk. Ama burada ise şahsına aynı fiil yani. Değişebiliyor. Benim bakayım. Ya hemen hemen söyledim. Benim notlarım bundan. Soru sormak istiyorsunuz abi. İşte velayet, şu velayet-i usta çok önemli. Bunu hani külliyatın geneline baktığımız zaman, fıtrat kanlarına baktığımız zaman her şeyde bir yakınlık var. Kemal manada o yakınlık Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göstermiş. Nasıl göstermiş? İşte azami takva, azami uhudet, kuvve-i kutsiye ile. Nerede geçiyor? Sözlerde geçiyor. Sözler 751'de geçiyor. Şimdi dersimizi toparlayalım. Ne anlattık? 5. mektupta velayet-i sura, velayet-i kübra vardı. Bir de velayet-i usta vardı. Şimdi birinde sura da kesbi ya. Evet. Burada ikram var, inayet var. Sünnet var, kuryat var, sünnet var. Peki biz ne yapacağız orada? Diye sormuştum zaten. Nerede abi? Yani velayet-i kübra'da biz ne yapacağız? Biz usulümüz belli. Ya, biz ne yapacağız? Yani hiçbir şey yapmayacağız. Biz bekleyeceğiz mi sadece? Biz hakaiki iman inkişafına çalışacağız. Nasıl bekleyeceğiz? İşte usulümüz belli. Bu usulü kullanalım. Tabii tabii. Metotlar onlar. Yani velayet-i kübra da hakaiki iman inkişafı var yani. Bu da kestiğini diye sormuştum Zafer de. Şimdi bu velayet-i kübra'nın en şeyinde sahabeler var değil mi? Zirvesinde onlar evet. Yok mu? Evet. Veya en mükemmel örnekler diye zirvede değil mi? Onlar hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor. Şimdi ben oralara girmedim de şöyle çok güzel abi. Hop çıkmışlar öyle. Şöyle. Şimdi bu biz burada 5-6 tane hem var. Ben sadece üçüncünün üzerinde durdum. Yani dersimiz onun üzerine hep geçti. Bu birinci ve ikinci de bu zaten anlatılmış önce. Hakaiki iman eden bir meselenin inkişafını binler ezvak, mevazit ve keramete tercih ederim. Yani onların aleminde Allah'ın kelamına muhatap olmak, kelamını anlamak var yani. Öyle ben uçayım, kaçayım öyle bir şey yok. Tabii tabii. Hani daha önce ben örnek vermiştim. Yani şöyle dense olur mu? Yoksa yanlış mı olur, eksik mi olur? Yani velayet-i kübraya mazhariyet için aynı hidayetteki gibi. Yani hidayette... Liyakat gerekiyor, kes mi gerekiyor? Hidayette sanki
bir hidayeti elde etmek için bir şey yapmıyorsun. Sadece samimi bir niyet. İhtiyarını kullanıyor. O şeye doğru meyil. Onun neticesinde Cenab-ı Hak sana hidayeti nasip ediyor. Velayet-i Kübra da sanki öyle gibi geliyor bana. Yani o Reşan'ın falan tarifinden ben öyle anlıyorum. Tamam. Yani çok fazla bir şey yapmana gerek yok. İcabında çok fazla kitap okumana da gerek yok. Yani okuma demiyorum da. Şöyle abi, siz şimdi biraz geç geldiniz. Başta ben onları söyledim yani. Hı. Şimdi o velayet de akrabiyet-i ilahinin inkişafına bakıyor. Tamam. Zamanı tevafuk edeceksin. Yoksa hani ben niye sahabe tabin, tebe-i tabin, velayet-i kübra sahibi zat olmuş da ondan 300 sene sonra gelen olmamış. Yani o zaman Allah onlara lütfu ilahiyle yakın olduklarını bildirmiş, hissettirmiş yani. Yani nur talebesi var mesela şimdi, evet. O velayet-i kübranın şeyinde. Evet. Çatısı altında. Onlara da diyebiliriz. Zaten söyledik, onu yani, anlatmıştık yani. Nur talebesini sahabeden ayıran ne? Yani ayıran derken şunu demek istiyorum. Yani sahabe ne yapmış yapmamış, nur talebesi ne yapıyor ne yapmıyor. Yani şimdi bizim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bizzat şeyimiz yok. Ondan o şekilde yakalamışlar, evet. O işi. Biz biraz geç gelince kaçırdığımız şeyin de şimdi sahabeler ne yapmışlar? Bunları tekrar anlat demiyorum sana. Şimdi Süleyman abi birkaç defa benim soruyu gündeme getirince ben onu izah sebebinde söyledim. Şöyle abi. Yoksa konuyu tekrar izah etmeye tamam. Gerek yok. Şimdi sahabe efendim o velayet-i kübra sahibi zatlar ne yapıyorlar yani velayet-i kübra sahibi oldular? Tesis-i İslamiyet, neşri ahkam-ı Kur'an'da hizmet, İslamiyet için bütün dünyayı ilana harp etmek. Onlarda bu var velayet-i kübra zatlarda. Onların aleminde Allah'ın kelamına muhatap olmak. Böyle ona sunat, ilhamat, tulat, işaret, rumuzat, ihtarat, onlara masal olmak. Allah ile birebir konuşmak yani. Onlarda bu asıl. Öyle uçayım, kaçayım öyle bir şey yok yani. Tamam. Yani sanki sadece istemişler gibi gözüküyor. İstemişler ve verilmiş. Yok o değil. Orada akrabiyet-i ilahiye var. Sizin dediğiniz öteki velayet sureye giriyor. Kesple yani. Şimdi bir güneşin bize olan yakınlığı vardı değil mi? Mesela, akrabiyet deniyor yine. Dersten sonra müzakere edelim. Artık. Edelim abi. Akrabiyet de şöyle, akrabiyet de lütfu ilahi var yani, ikram var. Akrabiyet sana inkişaf ediyor. Tamam. Peki sen hiçbir şey yapmıyor musun? Sen mi? Akrabiyette. Lütfu ilahi işte, velayet-i kübrası. Bir şey yapmıyor. Bir şey mesela, şey gibi. Sana şey yok. Bir saniye bulmak mı kısmı? Bir saniye bulmak mı? Bir gayretin şeyimiz oldu mu? Olmalı. Olmadı. Cenab-ı Hak diyor, attı. Ha? Ha. Bu tamam. Öyle. Öyle öyle, bu velayet-i kübra da öyle. Terakki derdi, sanki şu alttaki şeylere bakıyor. Ha, onun meratibinde usul ve metot o. Bunlar yani. İşte yine bir faaliyet gösterince o da kesb olmuyor mu o zaman? İşte her sahabenin, her tabiinin, tebe-i tabiinin Allah'a yakınlığı farklı yani. Tabii yani, orada kesb var yani. Yani lütfü ilahi ve kenama rahatı sen Allah'a cemaati buldun, girdin. Mesela şöyle söyleyeyim. Hazreti Ömer aşere-i mübeşşereden. Hazreti Ömer mesela yani, aşere-i mübeşşereden ya abi. Tamam sıkıntı yok abi ya. Mesela Hazreti Ömer aşere-i mübeşşereden ya. Evet. Demişler ki ya bu kadar ibadet, bu kadar niye böyle kendini sıkıyorsun yani. Bir yerde ağlamış yani. Demiş ki ben şimdi bu kadar kendimi sıkmasam, gevşek göstersem, ibadetlerimi şey yapmasam, böyle namaz kılmasam Allah beni cennetine alır mı demiş yani. Bak orada bir kesip var. Evet Allah onu cennetle müjdeledi ama Allah... mazi, hal, istikbali birden tutar yani. Bakmış ki ona müjde vermiş yani. Hazreti Ömer dedi ya. Tabii tabii. İnsanımız daha da ziyade eşit. Mesela Allah Celle Celaluhu Hazreti Hatice'ye selam söylemiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la. Hazreti Ayşe'ye de Cebrail Aleyhisselam'la söylemiş. Şimdi ehl-i sünnet ulemalarına göre Hazreti Hatice mi büyük, Hazreti Ayşe mi büyük? Demişler ki Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile selam gönderdiği için Hazreti Ayşe'ye Cebrail'e selam gönderdiği için Hazreti Hatice büyüktür demişler. Makam ve mevki noktası. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan ne kadar büyükse Hazreti Hatice de Hazreti Ayşe'den. Bak burada şeye göre değişiyor abi. Yani Hazreti Ömer'in bir yakınlığı var, kesbi var. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in, Hazreti Ömer Osman'ın, Hazreti Ali'nin onların da bir kesipleri var yani. Hepsinin biri değil yani. Şimdi biz onu başta söyleyecektik. Ben oralara girmedim yani. Hakaiki imanın bir meselenin inkişafı var ya. Binler ezvak, mevacit ve keramette tercih ediliyor. Neden? Çünkü insanın dünyaya gönderme hikmeti gayesi ne? Keramet göstermek, keşif göstermek değil ki. Allah'ın kelamına muhatap olmak. İman hakikati aleminde inkişaf etmek yani. Alim ve tekemmül. Tabii tabii. O yüzden
ezvak kerametten üstün tutulmuş yani. Bir meseleyi sen anla. Mesela ve hu ala külü şeyin kadir. Allah'ın gücü her şeye nasıl yeter? Sen bunu anladın mı? Üstad terazi misali vermiş değil mi? Efendim, mukabele sırrı vermiş. Muvazene, itaat. Bu sırları anla sen. Kendine oturttun bak. İman hakikati inkişaf ediyor. Bütün ulema-i İslam niçin haşri nakli olarak anlatmışlar, akli olarak anlatamamış? Bunu bilsin, müşahede etsin. Bu sefer iman hakikatinde. İşte bu böyle bir mesele, kerametten üstün yani anlamak. İkincisi de bütün tariklerin noktayı müntehası. Yani bütün tarikatların, 12 tarikatın son noktası iman hakikatlerini anlamak yani. Mesela şu anda tarikata bir kimse girdi. Diyor ki ben bugün 5000 zikir çektim. La ilahe illallah dedim. 10.000 dedim. 20.000 dedim. 30.000 dedim. Bak tarikat bu değil abi. Çok zikir çekmek, çok evlat değil tarikat. Öyle biliniyor. Peki ne? İman hakikatini anlamak yani. Bakın dikkat edin o tarikat risalesinin başında üstad tarikatı tarif etmiş. Şimdiki tarikatla ne alakası var ya? Hiç alakası yok. Tarikattan maksat ne? Tarikatın gaye maksadı ne? Kalbi işletmek. Değil mi? Bak bir cümle okuyayım. Yani inkişafı dur bakayım. Tarikatın şeyi neymiş? Tarikatın gaye maksadı marifet ve inkişafı hakaiki imani olarak Miraç-ı Ahmet'in aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaki imanı Kur'an'a mazhari. Tarikat, tasavvuf namına ulvi bir sır insanı bir kemal beşeridir. Şimdiki tarikatla ne alakası var bunun? Hiç alakası yok. Yani tarikat bu. Son noktası Allah'ın kelamına muhatap olmak, iman hakikatlerinin inkişafı. Çok zikir çekmek, çok evrat okumak, çok çile çekmek mesele o değil. Ama oraya kaymış. Oraya kayınca, asıl maksadından aşınca bu sefer Cenab-ı Hak da bir yerde musallat etmiş. Bir derece tadil etmiş onu yani. Tarikatların son noktası bu. O yüzden ben oralara fazla girmemiştim de biz daha ziyade şunun üzerinde durmuştuk. Velayet-i Sura, Velayet-i Usta, Velayet-i Kübra bunlar ne demek? Birisinde akrabiyeti ilahiye inkişaf ediyor. Vehbiydi. Kesip meratibinde terakki için gerekiyordu usul noktasında. Bu da Velayet-i Sura'da da kesp vardı. Kurbiyet üzerine gidiyor. Ne kadar çile çekiyorsan, erbayın yapıyorsan, efendim, evrat okuyorsan, riyazet yapıyorsan, haramlardan kaçıyorsan o kadar bir yakınlık oluyordu. Bu velayet-i usta da şahsı özel bir velayetti. Bir cihette kesp vardı, bir cihette vehbilik vardı. Ama daha ziyade şahsı özel bir velayetti. Mesela velayet-i surada olduğu halde kübranın usul ve metodunu gösteren olabilir. Gösterince bu sefer velayet-i usta sahibi oluyor. Mesela Geylani Hazretleri, Gazali Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, bunların şahsına özel bir velayeti vardır. Çalışmakla bir insan Gazali olamaz. Geylani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri olamaz. Şahsı özel, biz kendi beşeriyet noktadan da mesela doktor, mühendis, terzi, kasap, o mesleklerden öyle bir Allah'a yakın olur ki o meslekte olmayan kimse yakın olamaz. Bakıyorsun ki çile yok, riyazet yok. O noktadan yakın oluyor. O noktadan. O noktada olmayan yakın olamıyor. İşte velayet-i usta bu demek yani. Ama metne baktığımız zaman metinde dinin farzlarını yapıp sünnet-i seniyye ile hakikate giden. Burada ise tasavvuf yoluyla kalpteki menfi duyguları temizlemek. Orada ise veraset-i nübüvvet yoluyla hakiki imana hizmet etmek. İnşallah Cenab-ı Hak bu söylediklerimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamu rabbilen el Fatiha. Hoş geldin.